Milyarder Elon Musk'tan tavsiyeler. Bugün itibariyle dünyanın en zengin insanı. 1. Balansını bul. Soru: bu kadar işe nasıl zaman buluyorsun? 6 saat gece uykusu benim için yeterli. Teknoloji bana çok yardım ediyor. Akıllı telefon kullanıyorum. Çünkü her yerden e-mail atabiliyorsunuz. Çok pratik. Tesla ve Space gibi Tesla ve SpaceX Pazartesi SpaceX, Salı, Çarşamba uçuyorum. Tesla Perşembe günü geri dönüyorum. Cuma yine SpaceX'teyim. Son zamanlarda da cumartesi pazarda yine Tesla ile vakit geçiriyorum. Yani bir haftamı yarı yarıya Tesla ve SpaceX bölüyorum. Çalışma zamanımın %80'i yeni projeler üretmek ve gelecekte yeni teknolojiler üretmekle geçer. Bir mühendis gibi çalışıyorum. Mesela şu anda Tesla'nın yeni modeli için uğraşıyorum, dizaynlar yapıyorum. Yani zamanımın çoğu teknik işlerle geçer. Tabii ki aileme de zaman ayırıyorum. 5 erkek çocuğuma da zaman ayırmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Rakibiniz 50 saat çalışıyorsa siz 100 saat çalıştığınız zaman bir yılda 2 kat daha ileri gitmiş olursunuz. 2. Faydalı olmaya çalış. Açık konuşmam gerekiyorsa hiçbir zaman planlamadım. Şu anda yaptığım işleri çalışacağımı düşünmedim. Elektrikli otomobillerin zamanı daha gelmediğini düşünüyordum. Bir internet firmasında çalışıyordum. Yaptığın işin daha çok insana faydalı olabilirliği üzerinde dur. Biraz insan bile faydalı olabileceği şeyler yapıyorsan bu güzel. Önemli olan faydalı olmayı istemek. Ben çalışanlarımla her zaman birbirimize faydalı olmaya çalışırız. Ve bunun için benim ofisim ile çalışanlarımın ofisleri arasında duvarlar yoktur. Büyük geniş bir alandadır ve herkes açıktır. Dinlenme odası da oradadır. Benim ofisim de oradadır. Herkes her zaman birbirini görebilir ve birbirine faydalı, yardımcı olabilir. Aynı zamanda da çalışma alanından da tasarruf etmiş oluruz. Samimi bir ortam. 3. Sorumluluğu eline al. SpaceX ilk 3 denemesinde başarısız olduk. 4. için zor para topladık. Eğer o da başarısız olsaydı her şey biterdi. SpaceX için tecrübeli insanları bulmak için çok çalıştım, çok aradım. İyi mühendisler aradım. Fakat iyi mühendisler bize katılmak istemediler. Kötülerini de almanın bir faydası yoktu. Sonuçta ben kendim iyi bir mühendis oldum. 4. Asla vazgeçme. Ben hiçbir zaman vazgeçmem. Hiçbir zaman. Ya ölürüm ya da mutlaka devam ederim. 5. Yaptığın şeyi sev. Yaptığın işi sevmek, uğraştığın şeyi sevmek çok önemli. En iyi bile olsan her zaman düşebilirsin, kaybedebilirsin. Hayat çok kısa. Her zaman sevdiğin şeyi düşün. Eğer yaptığın şeyi sevmiyorsan başarıya ulaşamayacaksın. 6. Kötümserlerin ne dediklerine aldırma. İnsanlar bana deli dediler. Bir arkadaşım bir kasete zorla baktırdım. Uzay roketlerini infilak ettiği kasetti bu. Para kaybetmemi istemiyordu ama başardık. Sonuca ulaştık. 7. Risk al. Risk al. Korkuyu düşünme. Pişman olmayacaksın. Saldır. 8. Önemli bir şeyler yap. Elektrikle çalışan arabaların da güzel bir dizayna sahip olup iyi gidebildiklerini, performanslarının iyi olabileceklerini ispat etmek istedim. Eğer bir şeyin önemli olduğunu düşünüyorsan bunun için çalışmalısın. 9. En önemliye odaklan. Ürünün kalitesini ve hizmetin kalitesine odaklan.
Harcamaları sadece oraya yönlendir. Mesela Tesla'da biz reklama 1 dolar bile harcamadık. Bunun yerine ürünün kalitesine odaklandık. Harcamalarımızı oraya yönlendirdik. 10. Problemleri çözebilen insanları ara. Ben insanlara hangi problemleri nasıl çözdüklerini sorarım. Eğer bu insan gerçekten zor bir problemi çözdüyse sorarım. Sordum onlara. Sorduğum sorulara da çok kolay cevap verebileceklerini bilirim. Rahatlıkla fark edebilirim. Problem çözücüleri. 11. Büyük düşünen insanlarla çalış. Bu çok önemli. Ya büyük düşünen insanların bulunduğu firmada çalış ya da kendi firmanda bu insanları çek. Çünkü her firmada bu böyledir. Bu büyük düşünen diyen insanlar bir ürün ve hizmet meydana getirirler. Değerli bir ürün, kaliteli bir hizmet bu insanlar sayesinde oluşur. Kendi firmanı oluşturuyorsan ne yapıp edip bu büyük düşünen kaliteli insanların peşinden gidip onları kendine çekmelisin. Bunun bir yolunu bulmalısın. 12. Mükemmel bir ürün meydana getir. Ne ile uğraşıyorsan uğraş. Ürününün veya hizmetinin mükemmel olduğuna emin olmalısın. Rakiplerin seni çok kolay piyasadan silebilirler. Bunun için ürün veya hizmetin piyasada hiç olmayan bir şey olmalı. Sen milyon defa daha iyi olmalısın diğerlerinden. Ancak o zaman başarabilirsin. 13. Vizyonun üzerinde deli gibi çalış. Özellikle yeni bir firma meydana getiriyorsan deli gibi yorulmak bilmeden çalışmalısın. Kardeşimle internet firmamızı kurduğumuz zaman küçük bir ofis kiraladık ve ofisimizdeki çekyatta yatıyorduk. Araba parkında duş alıyorduk. Bir tane bilgisayarımız vardı. 24 saat çalışıyorduk. Haftada 7 gün 24 saat çalışıyorduk. Hiç ara vermeden çalışıyorduk. Ancak böyle hedeflerine ulaşabilirsin. Eğer rakiplerin haftada 50 saat çalışıyorsa sen 100 saat çalışmalısın. Bir yılda iki kat daha ileri gitmiş olursun. Düşünüyorum ki diğer insanlar için önemli olan şeylere, onlara faydalı olmaya odaklanmak gerek. Bunun için çok ve ciddi çalışılması gerek. Girişimcilerin önünde iki seçenek bulunuyor. Ya samimi olarak ideallerine inanacak ve onlara sıkı sıkıya tutunacak veya boşa çıkabilecek hayaller peşinde koşacak. Bunların arasında karar vermek bazen zor hayallerin mi yoksa ideallerin mi? Bunların arasında karar vermek bazen zor. Hayallerin mi yoksa ideallerin mi? O yüzden kararlarını analiz ederken çok ciddi olmalısın. Taviz vermemelisin. Haftada 80-100 saat çalışmak lazım. Bu başarı şansını arttıracaktır. Bazıları 40 saat çalışırken senin 100 saat çalışman demek, 4 ayda başkalarının 1 yılda ulaştığı seviyeye ulaşırsın demektir. O zamanlardan beri uyumadığım her zaman çalışırım. Bu benim sana tavsiyem. Özellikle de kendi firman, kendi işin varsa. Teşekkürler Alan diyoruz.